Evet, saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz efendim. Kum saatini gördüğümüze göre sırada bir grafiğimiz var. Asgari ücret meselesi önemli. Tıpkı e, emeklinin memur zam oranları gibi. Tıpkı memurun zam oranları gibi. Beklenti de açıkçası yüksek. E, en azından seçim öncesinde konuşulanlara e, konuşulanlara hesaba kattığımız zaman. Cevdet Yılmaz'ın, Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamasını gördünüz. İyi bir formül bulunacaktır, Kabil'inden açıklamaları var. 13 Haziran'da başlayacak görüşmeler, e, Türkiye e, TİSK ile, Türk İş Arasında, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile, Türk İş Arasında devam edecek bir görüşmeler. Ve aslında önemli boyutlardan biri şu, GINİKAS sayısını birazdan açıklayacağım, bir evrensel değer aslında ama, asgari ücreti belirlerken toplumdaki, Gelir adaletsizliğini gösteren en önemli istatistiki verilerden, parametrelerden biri olan Gini kat sayısından başlamak lazım ama öncelikle asgari ücretin mevcut durumu 8.506 TL net olarak. Bürütü 10.008 TL seviyesinde. İşverene maliyeti 11.759 lira 40 kuruş. Tabii asgari ücret şöyle bir özelliği var efendim. Hem memur maaşlarını hem işte engelli aylığı gibi aylıkları 65 yaş aylığı gibi aylıkları çok değişik işsizlik ödemelerini, staj ücretlerini vesaire hepsini belirleyen e, giderek bir temel parametre açıkçası ekonomi açısından bu yüzden nasıl belirleneceği önemli. O yüzden gini kassa sayısı hesaplansın diyoruz, hesaba katılsın diyoruz ama öncelikle e, ne kadar olacağına dair senaryoları biraz da haberde de izledik. E, 500 doların üzerine çıkması planlanıyor. Öyle olacağı söylenmişti. Hatta 11.500 rakamı bir ara telaffuz edildi ama ne olur bilmiyorum. 10.000'in üzerine çıkacağı kesin de 11.000-12.000'i bin, zorlar mı? Bu konularda biraz e, görüşmeler, müzakereler sürecek gibi görünüyor. Şimdi e, bir diğer boyutu işin e, dar gelirli ve orta gelirliği de ilgilendiren tabii ki ama öncelikle dar gelirliği ilgilendiren harcama kalemlerinde, harcama alışkanlıklarında, harcama davranışlarında ciddi değişiklik var enflasyona bağlı olarak. Son dönemde efendim bunlar TÜİK verisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dumanı üstünde verileri. Harcama kalemlerinde en fazla gıda artık öne çıktı. Her zaman tabii gıda harcaması yapıyoruz ama yekün olarak diğer kalemlerden çok daha fazla ikinci sırada kira geliyor. Sonra diğerleri onu izliyor. Hatta rakamlarını da vereyim açıkçası. Ee, şöyle söyleyeyim. En büyük harcama kalemi 22,4 e, ile e, 25 ile en fazla harcama Gıdada 22,4 ile konut ve kirada 3. sırada da 21,3 ile ulaştırma yer alıyor. Gini kat sayısı dedik. Gini kat sayısını ortaya atan adam bir İtalyan faşist. Faşist olması önemli değil. Önemli bir e, parametre ortaya koymuş. O yüzden siyasal görüşü bizi çok ilgilendirmiyor. Gelir eşitsizliğini temsil, ed temsil eden bir istatistiksel dağılımın ölçüsünü ifade ediyor Gini kat sayısı. Eğer sıfıra e, yaklaştığı zaman... Bu olumlu bir şey, kötü değil. Yani Gini kat sayısı dediğimiz değer matematiksel olarak sıfıra yaklaşırsa toplumdaki gelir adaletsizliği azalmış oluyor. Eğer sıfırdan uzaklaşırsa bilin ki işler kötü durumda. Dolayısıyla Gini kat sayısının asgari ücrete tatbik edilirken sıfırdan uzaklaşması genel şeyde çok faydalı. Toplum %20'lik kesimi son, bu da 2021'in verisiydi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Araştırmalarıyla açığa çıkmıştı %20'lik en üst dilim toplam gelirin takribi %50'sini alıyor efendim 49 küsürünü alıyor Bu da değişmesi gereken bir şey Aslında 49 değil hemen düzeltiyorum 46.7'sini alıyor o da takribi %47 yapıyor Gelirin neredeyse yarısı diyebiliriz En düşük gelire sahip %20'lik dilimin ise aldığı pay 6.1 bu gini kat sayısının sıfıra yaklaşmasıyla çözülecek bir mesele. Asgari ücretten başlayarak, asgari ücret asgari ücretten ibaret değil. Dolayısıyla e, asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği rakam toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. 7 milyon işçi ilgilendiriyor ama onun en az 7 katı e, vatandaşı ilgilendiriyor.